İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri isimli kitabını yorumlamaya çalışacağım. Kitabın konusundan, ana fikrinden ve biraz da kahramanlarından söz etmeye çalışalım. O zaman kitaba geçecek olursak. Kitap Rıfat Ilgaz'ın 1974 yılında yayımlamış olduğu bir romanıdır aslında. İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra, İşte 1945'li yıllardan sonra yazılmaya başlanmış fakat yayımlanması bir hayli geç olmuştur. Baktığımızda 1943 ve 46'lı yılları arasında Rıfat Ilgaz'ın yaşam öyküsü anlatılmaktadır. Bu yıllarda bazı arkadaşlarıyla birlikte bir dergi çıkartmaya başlamış. İşte Nazım Hikmet, Sait Faik, Cahit Irgat gibi isimler bu derginin başındaydı. Ve bu dergi devlet yönetimi tarafından da kontrol ve teftiş ediliyordu. Daha sonra Karagümrük Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Rıfat Ilgaz bu yıllarda. Orada bir öğretmen arkadaşıyla kavga ettiği için Nişantaşı'nda bir başka okula sevk ediliyor. Oraya sürülüyor. Tabii bu süreçte tekrar yazılarını yazmaya, kitaplarını çıkartmaya devam ediyor. Hatta çıkartmış olduğu bir kitabı yüzünden de sürgün ediliyor ve 6 aylığına da hapse çarptırılıyor. İsmi Sınıf isimli bir şiir kitabıydı, kitabın ismi. Bu kitap ilk önce toplatılıyor, daha sonra da hapse atılıyor kendisi. Bu dönem boyunca çektiği sıkıntılar, hapiste yaşadıkları her şey kitapta konu edilmiştir. Bütün çektiği sıkıntıları anlatmıştır. Aslında bu kitap birer biyografik roman niteliği taşıyor diyebiliriz veya anı kitabı diyebiliriz. Evet, aslında roman Türkiye'nin 1944'lü 45'li yıllarındaki Türkiye coğrafyasını çizmektedir. Türkiye'nin genel hatlarıyla bir toplumsal bir bakış yapmıştır. Şöyle ki bu yıllarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllar olduğu için aslında Türkiye savaşa katılmasa da maddi ve manevi açıdan oldukça etkilenmiştir. Büyük bir ekonomik kriz ortaya çıkmıştır ve bu krizden toplumsal açıdan, devlet açısından her şekilde etkilenilmiştir. Dönemde şeker, un, ekmek gibi, yakacak gibi temel ihtiyaçlar hep karne ile veriliyordu. Ekonomi gerçekten çökmüş vaziyetteydi. Bu sebeple insanlar da oldukça kötü bir hava içindeydi. Oldukça psikolojik açıdan da kötüydü. Ve bu dönemin coğrafyasından bahsediyor aslında kitap. Kitabın konusuna gelecek olursak ana hatlarıyla başından şu ana kadar söylediğim her şey kitabın konusuna dahildir. Şöyle ki kitabın baş kahramanı olan Mustafa tarafından anlatılmaktadır aslında. Yani Rıfat Ilgaz'ın hayat öyküsü Mustafa'nın yansımasıdır bir nevi. Şöyle ki Mustafa önce hapishanede yatıyor. Bu şiir kitabı yüzünden hapse atılıyor. Daha sonra hapishane bir taşınma, tadilat sürecine giriyor. Bu dönemde de raporlu bir şekilde Rıfat Ilgaz oradan çıkıyor. Bu kaçışı tabii çok uzun sürmüyor. Şöyle ki ilk önce evine gidiyor. Karısının çocuklarının yanına gidiyor. Fakat Şükran isimli karısı ona bazı uyarılarda bulunuyor. Kitabının toplatıldığını ve kendisinin arandığını, o yüzden evde kalmaması gerektiğinden bahsediyor. Bu uyarıları yaptıktan sonra Mustafa zaten evde durmuyor asla. İstanbul sokaklarına koyuluyor. Daha sonra çeşitli arkadaşlarının yanlarına gitmeye çalışıyor, onlarda kalmaya çalışıyor ve bu süreç kitap boyunca anlatılıyor. İlk önce İlhan isimli çok yakın bir arkadaşına gidiyor. İlhan astsubay arkadaşlar. Astsubay olan bu arkadaşının evine gidiyor ve birkaç gün onda kalmayı istiyor. Fakat İlhan asker olduğu için ve Mustafa'nın da bir nevi kaçakçı olduğu için istemiyor evinde kalmasını. Daha sonra arkadaşlıkları bozuluyor. Mustafa tekrar yolları düşüyor. Sokaklarda kalıyor. Çeşitli arkadaşlarının yanlarına gidiyor. Hatta bir ara Cengiz isimli bir arkadaşın yanına daha gidiyor. Cengiz birkaç gün onu misafir ediyor. Ancak ailesi yüzünden tekrar
çıkmak zorunda kalıyor Mustafa. Bu sebeple tekrar yollara düşüyor ve yaklaşık bir ay boyunca bu sürünceme devam ediyor. Bu süreçte bir polisle karşılaşıyor. Tabii o dönem sıkı yönetim devri olduğu için sürekli bir kimlik sorgulama durumu oluyor. Polis bir gece vakti karşılaşıyorlar polisle ve kimliğini soruyor polis. Bir şekilde geçiştiriyor polisi o gün. Fakat o son geçiştirmesi oluyor çünkü bir zaman sonra tekrar polise yakalanıyor ve bu sefer asla kaçışı olmuyor. Polis apar topar emniyete götürüyor ve daha sonra savcıya sevk ediliyor. Fakat orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor çünkü Şükran dediğimiz eşi savcılıkta bekliyor fakat eşi için beklemiyor, yani Mustafa için beklemiyor. İlhan isimli arkadaşı, Mustafa'nın yakın arkadaşı dediğimiz İlhan savcılıktadır. Belli bir suç işlemiştir. O yüzden savcılığa sevk edilmiştir. Ve Şükran aslında İlhan için orada bekliyordur. Tabii bu süreçte Mustafa evine gitmeyince, karısını yalnız bırakınca karısı da İlhan'la yakınlaşıyor. Onu aldatmış. Ve bu durumu görünce Mustafa yıkılıyor tabii. Kitap bu şekilde son buluyor. Evet, kitap dönemin Türkiye'sinden bahsediyor. Rıfat Ilgaz'ın bu yaşam öyküsünden bahsediyor. Oldukça ilgi çekici ve güzeldi. Ben gerçekten beğendim. Kitabın dili de güzeldi. Okuması gayet rahattı. Evet, kitap dönemin Türkiye'sinden bahsediyor dedik. Bu dönemlerden bahsettiği için bir nevi toplumsal açıdan, siyasi açıdan da ışık tutuyor diyebiliriz kitap için. Kitabı oldukça sevdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Muhakkak okumalısınız. Eğer farklı konular, böyle biyografik tarzda yaşam öykülerini seviyorsanız, Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri hem dönemin Türkiye'sinden bahsediyor hem de kendi yaşamından bahsediyor. Eğer yaşamını da öğrenmek istiyorsanız güzel bir tavsiyedir diyorum. Kitabı bu şekilde yorumladım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olun lütfen. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.